Arkadaşlar Notion dersine devam ediyoruz söz verdiğim gibi. Şimdi e, faturalarımızı nasıl organize edebiliriz? Onlarla ilgili dataları nasıl böyle Notion'a çekip oradan düzenleyebiliriz? Size onu göstereceğim pratik bir şekilde. Hayatınızı cidden kolaylaştıracak. Bak görün. Hemen geçiyoruz. Şimdi buraya faturalar diyeyim. Ee, yukarıya not falan yazmıştım ya. Ctrl Shift 3'e basıp bunu heading yaptım. Yani başlık yaptım. Alta geçtim. Slash'a bastım. Table dedim. Table inline'a geldim. Enter'a bastım. Buraya faturalar yazdım yine. Buraya elektrik doğalgaz diyelim. Su, Adobe, internet, Netflix, Prime. Bu kadar. Benim şimdilik not aldıklarım bunlar sizin için yazdım derste. Şimdi buraya ihtiyacım olan bazı şeyleri girmem gerekecek. Mesela bu fatura nereye ait? Bu fatura hangi diyelim buraya? Bunun da bir multi select olmasını sağlayalım. Multi select ev olabilir, yazlık olabilir, iş yeri olabilir. Iş yeri. ne bileyim başka bir taşınmanız varsa orası olabilir. Stüdyo diyelim mesela. Bunlara da isterseniz buradan renklerini değiştirebiliyorsunuz. Evi mesela mavi yapalım. Yazlığı orunç yapalım. İş yerini başka bir renk yapalım. Hani iş yeri daha ciddi bir renk olsun. Gray olsun. Stüdyo purple olsun. Nasıl? dersi böylece kaynatmış oluyorum. Evet. Sonrasında e, sözleşme numarası diyebiliriz buraya. Sözleşme No. Sayfamızı şuradan büyütüyorduk yani small width, pardon full witle, full width genişliğini artırıyoruz. Şimdi bu e, Mevzuları yarattık biz ama bunları silsek de buradan çarpıya bassak da bunlar burada seçim olarak, opsiyon olarak karşıma çıkacak artık. Çünkü biz multiselect, birden yani çoktan seçmeli yaptık bu e, şurayı. Sözleşme no, not alsak olur buraya. Not olsa, not olsa da olur. Ama sadece rakam gireceksek number'ı da tercih edebiliriz. Ben notu seçiyorum. Yani şu text İlk e, artıya bastığınız oluşturulan şey zaten text. Buraya da abone no, abone no. Şuraya sayaç no diyelim. Şuraya ödeme araçları. Ödeme aracı diyelim. Bu da multi select olsun. Kredi kartı olabilir. Debit olabilir. Havale olabilir. Renklere karışmıyorum artık. Renkleri siz ayarlarsınız. E peki durumu ne olacak bunun? Durum önemli bizim için zaten. Hani ödendi mi ödenmedi mi? Durum. Buradan da ödendiyse çek, ödenmediyse an çek olarak kalsın. Sonra talimatlı banka olabilir belki. Değil mi? Eğer bir talimat verdiysek talimatlı bankayı yazabiliriz buraya. O da multi select olur. Talimatlı banka. Orayı aslında select de yapabilirdik. Tek, tek bir yere talimat verebiliriz çünkü. Select yapalım onu da. Hem siz select'in anlamını görün, görmüş olun. X bank. Y bank. Z bank. Gördüğünüz gibi sadece bir tanesini seçebiliyorum. Birden fazla seçim yapmama imkan sağlamıyor sadece select'i seçtiğim için. Buraya da tarih date. Bu arada şu table'ı yani şu tabloyu sağa sola masumun tekerini sağa sola iterek yapıyorum. Ya da şurayı çekeceğim. Eğer masumunuzun öyle bir özelliği yoksa burayı böyle çekeceksiniz artık yapacak bir şey yok. Ya da başka bir yolu vardır ben ben bilmiyorum. Buraya da ödeme tarihi demiştik değil mi? Ödendiği tarih diyelim ya da son ödeme tarihi diyelim. Şuraya da ödendiği tarih diyelim. Date diyeceğiz yine buna. Date'i ödendiği tarih olarak değiştirdim. Evet çok güzel oldu yani. Bir miktarımız kaldı girmediğimiz sanırım. Şunları şöyle bir düzenleyelim kabaca. Sözleşme no. Abone no. Sayaç. Ödeme aracı. Şunları da kaldırabiliriz şimdilik. Makta zorluk çekiyorum. Evet, buraya da miktar gelelim bir tane. Miktarı da number seçeceğiz. Bu kol, kolonu hemen değiştirelim ismini. Miktar diyelim. Miktarın altına bir şey girmeden evvel bakın üstüne geldiğimiz zaman farkındaysanız 1-2-3 diye bir şey çıkıyor. Bu ikona tıkladığımızda buradan liraya alabiliriz bunu lirayı alıp buraya 400 lira girersek mesela otomatik olarak o TRY olarak dönüştürecektir. Bu da güzel bir şey. Evet şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Şu üç çizgiye basıp Properties'e bastığınız zaman ist sonda olan miktarı ben üste alabilirim böylece. Yani dizilim işlemini tekrar kendim organize edebilirim buradan kolay bir şekilde. Yoksa bunları böyle tutup sürüklemek falan gerekiyor. Ben onu sevmiyorum. Çok zorlu bir işlem gibi geliyor bana. Evet artık miktarlarımızı girelim. 330 geldiğini varsayalım. 150 geldiğini varsayalım. 200 lira olduğunu varsayalım. Netflix abartmayalım ya. 17 lira olsun. En ucuzunu aldığımız varsayalım hadi. 9. Bunlar hangisiyle ilgiliydi? Bu evin elektriği. Bu hem ev hem iş yeri hem stüdyo olsun. Su da aynı şekilde ev, iş yeri, stüdyo olsun. Adobe sadece iş yeri olsun. Bunlar iş yeri. Hatta size şöyle bir trik göstereyim. Aa, buradan şunu mesela seçtik ya. Bıraktığımızda maviyken buna Ctrl-C yaparsak, bunların ikisini seçerek Ctrl-V yaparsak onu kopyalayacaktır oraya. Tekrar tekrar seçmeniz yerine yani mesela şunu kopyaladığımız seçtik, bıraktık. Mavi oldu. Ctrl-C yaptık. Şunların ikisini seçtik. Ctrl-V yaptık. Nasıl? Güzel trik değil mi? Sözleşme numaramızı da buraya yazabiliriz. Tabii ki e, bunlar böyle değil. Bu sadece ev için. Bu sadece ev için diyelim. Bunlar iş yeri, ev, stüdyo, yazlık hepsi var <laughs> internet için. Şimdi sözleşme numarasına girdik. Diğerinin doğalgazının sözleşme numarası varsa onu gireceğiz. Veya abone numarası vardır veya sayış numarası vardır. Onu gireceğiz, gireceğiz, gireceğiz. Ödeme aracı olarak da ödeme araçlarımızı seçelim. Mesela elektriği kredi kartıyla ödediğimizi varsayalım. Debit, havale... Tabii buraya başka seçenekler de ekleyebiliriz. Mesela talimat diyebiliriz. Talimatı aldıksa talimat diyebiliriz. Talimatlı bankayı da buradan seçebiliriz çünkü. Zaten talimatlı olanın burada işi yok da yine de datalarınızı tutmanız gerekebilir. Yani talimata verdiğinizi bildiğiniz bilmeniz için talimatlı olsa da o datalarınız elinizin altında olursa iyi olur. Şimdi fasulyenin diğer bir faydasına geldik. Gördüğünüz gibi oluşturduk aslında sistemimizi. Buradan tarihler de ekleyebiliriz. Son kullanma, son ödeme tarihi falan filan. Burayı doldurdukça, doldurdukça, burası zenginleştikçe, kalabalıklaştıkça bir şeyleri bulmanız zorlaşacak. Zaten Notion o yüzden var. Buraya Add View dediği yer sizin ön izleme ön izlemenizi yaratan yer. Buraya yeni bir ön izleme yaratalım. Ben istiyorum ki sadece ödenmiş faturaları bana göster. Şimdi her şeyi gösterecek tabii ki haliyle. Hiç önemli değil. Buradan filtre geldim. Hedef filtre dedim. Filtreden duruma geldim. Durumun durumun çek olduğu yerleri durumun çek olduğu yerleri göster bana. Default'a geri döndüm. Default'a geri döndükten sonra bunları işaretledim. Bunları ödedim ben. Sadece ödenmiş faturalara geldiğim an ne oldu? Ödenmiş faturalar karşıma çıktı. Diğerlerini yok saydı. Bu güzel bir şey. Bu sayede Buradaki filtreler sayesinde istediğimiz gibi buraya görüntüler ekleyebiliriz. Ona göre sıralayabiliriz. Ona göre dizebiliriz. Sıralamak pardon. Sıralamak derken e, buradaki sıradan hissettim. ama kendi içlerinde bunları sıralamak istiyorsak mesela elektriğin ilk sırada olması için ya da belli bir parametresi olması lazım. Mesela ne bileyim en önceki tarih mesela 7'siymiş. Doğalgaz 7'siymiş. 7'sini önde görebilmemiz için yapmamız gereken şey bir filtre eklemek. Filtre ekledik. Hedef filtre dedim. Buradan tarihi seçeceğim. Son ödeme tarihini seçtim. Son ödeme tarihini seçtiğim filtreye geldim. Buradan One week ago dersem sadece bir hafta öncesine gidiyor. Today dersem sadece bugünün tarihli olanlarını gösteriyor. Eğer is before dersem bugünün öncesindeki tarihleri gösterecek bana. Ve bu filtre seçenekleri bir sürü, bir sürü bunu kurcalaya kurcalaya öğreneceksiniz artık. Bunu kaybedeyim şimdi sileyim. İstersem de filtreden add email filtre diyelim. Buradan name'e gelelim. Name'den bir şeyi ne bileyim sadece doğalgazı görmek istiyorsan mesela buradan doğalgaz seçeneğini aktif edebilirim. Size göstermek istediğim bir şey de sort. Sort sıralama işlemi yapıyor. Bu konuda tarihi seçersek eğer, son ödeme tarihini seçersek, ascending dersek, ilk, ilk sırada en önceliklendirdiğimiz tarihi, en küçük tarihi gösterecektir. Eğer sort seçeneğinden descending dersek en geç tarihi gösterecektir. Aynı şekilde bunu kaldırıp name konusunda, isim konusunda bunu yaparsak alfabetik sıraya göre dizecektir tablomuzu. Bunlar da oldukça işlevsel olabilirler. Mesela durumu da ascending olarak, descending olarak talimatlı bankayı da ascending, descending olarak sıralayabiliyormuş. Bir sürü özellik var. Ama bizim için çok kıymetli özellikler bunlar bu dizilim işlemi için, bu da filtreler için. Properties'e gelelim. Şimdi ben ödenmiş faturalarda default view'e geldim. Default view hep tüm faturalar, değil mi? Default view değil de buna tüm faturalar diyebilirim o zaman. Tüm faturalar. Şimdi geldim tekrar edit view dedim. Edit view dedikten sonra burada da diyeyim ki sadece kredi kartıyla ödediğim kredi kart. Sadece kredi kart. Çünkü kredi kartımı çok limitini aşmak istemiyorum vesaire falan filan. Sadece kredi kartı dediklerimi görmek istiyorsam burada da filter deyip ödeme ödeme türünü seçiyorum. Ödendiği tarihi seçiyorum. Pardon ödeme aracını seçiyorum. Contains kredi kart. Sadece kredi kartıyla ödediğim şeyleri bana gösteriyor bu sayede. Ve kredi kartıyla ödediğim konularda ihtiyacım olan şey Properties'e geldim. Sadece miktar, miktar haricinde, miktar haricinde hiçbir şey görmek istemiyorum. Ödeme aracımı göreyim, durumunu göreyim, diğer hiçbir şey görmek istemiyorum. Ve diğerlerine geldiğim an, tüm faturalara geldiğim an, tüm detaylar ortada ama kredi kartına geldiğim an sadece iki şey görüyorum. Burada da properties kısmını tanımış olduk. Properties özellikler demek. İstediğimi istediğim yerde açıyorum. Sonra size başka bir e, ön izleme metodunu göstereyim. Board. Board'a geldim. Create dedim. E, board View'un ismini belirleyelim. Buna Kanban Board diyorlar. E, pano gibi çalışıyor aslında. Pano kredi kartı. Pano buraya da başka bir şey diyelim ya. Pano faturalar. Faturaların tümünü gör, gör, görelim burada da filtreleri kaldıralım yani eğer bir filtre varsa ve tüm özellikleri açalım. Özellikleri görmenizi istiyorum yani burada. Gördüğünüz gibi burada da şu tür işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz bu bu panoda. Mesela doğal gazı X banka aldım. Adobe Y banka aldım otomatik ödetiyorum. Netflix'te Z banka aldım otomatik ödetiyorum. Prime'de orada. Bu tür organizasyon işlemlerini de bu önizleme izleme metoduyla gerçekleştirebilirsiniz. Edevi diyelim. Liste, calendar, timeline falan var şimdi. Calendar'a gelelim. Calendar takvim demek. Fatura takvimi diyelim orada. gördüğünüz gibi e, date'leri yani tarihlerini girdiğimiz faturaları burada görebiliyoruz. Hoca ayda ay boyunca burada ödememiz gereken şeyleri görebiliyoruz. Sonra tüm faturalar kısmına gelelim. Burada bir de size şunu göstereyim. Mesela bu faturanın son ödeme tarihi ödendiği tarih demiş ya. Bunların zaten yerinin değişmesi lazım bence. Son ödeme tarihi 22. Bana bunu bir gün önceden hatırlatsın. Remind One day before two, day, two days before One week before Bana bunu bir gün evvelden hatırlat dersem eğer Notion e, telefon telefonunuza da yüklüyse sizin notifikasyonla bildirim bildirimle uyaracaktır. Siz de bunu gidip ödersiniz. Şimdi zaten talimatlı faturalar otomatik ödenir ama bazen talimatı kaldırmamız gerekebiliyor. Ne bileyim o parayı başka şekilde kullanmamız icap edebiliyor yani. Arkadaşlar totalde e, anlatacaklarım bu kadar aslında. Çok uzatmaya, çok detaya girmeye de gerek yok. Bence yararlı ol, olmuştur. E, yeni yeni başladıysanız yani Notion'un sevdasına. Bence çok eğlenceli ve hakikaten işe yarıyor yani. E, sizi derliyor, topluyor. İstediğiniz neredeyse her şeyi tıp diye bulabiliyorsunuz. O yüzden e, içinde vakit geçirmeye çalışın ama şunu da yapmayın yani hayatınıza hayatınızı okey bunun üstüne kurabilirsiniz ama hayatınızda bu olmamalı bence. Ben biraz öyle yaşadım bir dönem. Onu çok tavsiye etmiyorum açıkçası. O da insanı çok fazla hani toksik bir product çok toksik bir üretkenliğe götürüyor. Çok fazla çalışıyorsunuz bu sefer. Dengeleyin bence hayatınızı. En güzeli o. E, nacizane Benden tavsiye. <laughs> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.